bu manzara, işte temaslar yapılıyor, görüşmeler yapılıyor falan, bu kavramlarla anlatılacak bir manzara değil. Bu bir temas, bir görüşme değil. Bu çığır açan eylemlerin bir başlangıcı. Çünkü savunma bakanları görüşüyor. Yani bir takım diplomatlar, büyükelçiler, Dışişleri Bakanlığı görevlileri veya Dışişleri Bakanları falan bunlar görüşmüyor. Savunma bakanları kimdir? O ülkenin askeri güçlerini temsil eden, onun başındaki siyasi hükümet mensupları, değil mi? Ha. Demek ki burada bir hem bir siyasi karar var, bir de o siyasi karar silah kullanmaya yönelik bir siyasi karar. Yani savunma bakanlarının görüşmesi ve istihbarat yetkililerinin de o görüşmelerde bulunması her üç ülkede bir siyasi karar oluştuğunu ve bu siyasi kararın da silah kullanma yönünde olduğunu gösteren olay. Bu çok önemli. Yoksa temaslar, Amerika işte hemen cumhurbaşkanları da görüşecek falan filan. Olayın boyutu bu değil. Bakın burada bu karardan sonra akla gelecek şey, Dışişleri Bakanları da görüşecek, Cumhurbaşkanları da görüşecek, değil mi? Bundan söyleniyor zaten. Evet, akla gelmesi gereken şey bu görüşmelerden sonra silahlı uygulamalar olacak, silahlar patlayacak. Yani askeri operasyonlar. Çünkü niye Milli Savunma Bakanları resmi birlikte Rusya, Türkiye ve Suriye birlikte şey yapmak için, resmi geçit yapmak için görüşmez, değil mi? Yani silah kullanmaya yönelik bir iradenin her üç ülkede de oluştuğunu gösteriyor. Kime karşı? Ha, bu, evet. Kime karşı? Her üç ülkenin ortak düşmanlarına karşı. Hı. Yani sonuç itibariyle Suriye işin içinde olduğuna göre Suriye topraklarındaki bölücü etnik gruplara ve bölücü bir takım yobaz örgütlerine karşı. Siz Doğu Akdeniz'de silah var, silaha silah derken buradaki silahı mı kastettiniz? Tabii. Şimdi bakın tek cephe dedik ya, aslında Doğu Akdeniz cephesi Suriye'nin kuzeyinden, Irak'ın kuzeyinden ta şeye kadar, Hürmüz Boğazı'na, Basra Körfezi'ne ve Umman Denizi'ne kadar uzanıyor. İran'ı da kattınız şimdi. Tabii. Katmaz olur muyuz? Onlar da aynı cephenin içerisindeler. Dolayısıyla o böyle temas ediyorlar. Bunun arkasından Cumhurbaşkanı, bakın dikkat edin. Bütün televizyonlardaki gevezelik, ben ona gevezelik diyeceğim. Gevezelik çünkü. Efendim işte Cumhurbaşkanı da konuşacak. Ne zaman konuşacaklar? Aralık'ta mı konuşacaklar? Mart'ta mı konuşacaklar? Bilmem ne falan. Ya bu, sizin tartışacağınız konu bunlar değil. Türkiye, Suriye ve Rusya silahlı olarak hangi işi yapacaklar? Gündeme gelen bu. Bunu Vatan Partisi'den başka tespit eden yok. Veya da bunu tespit ettiğini ifade eden yok. AK Parti'nin burada ne gibi hataları var? Şimdi AK Parti bu işin tabii ki merkezinde. Çünkü Savunma Bakanı, Türkiye'nin Milli Savunma Bakanı, AK Parti hükümetinin bakanı. Ama burada AK Parti gerekli hızı, kararlılığı ve tutarlılığı gösteremiyor. Yani bunu mesela... Bu 11 yıl sonra kolay olur mu peki o? Ha? 11 yıllık bir... Bakın ama Türkiye'de kolay yapılacak yok, işler yok önünüzde. Eğer kolay halletmek istiyorsanız derhal kendinizi şey yapın, ringin dışına atın. Çünkü Türkiye'nin önünde kolay yapılacak bir iş yok. Kolay olur mu sorusunun bir tane cevabı var. Kolay olan hiçbir şey artık Türkiye'nin önünde olmaz. Hızdan kastınız ne? Yani neden şimdi bakın kastınız. Adam kan banyosundan bahsediyor, seçim süreci diyor falan filan. Siz inisiyatifi Amerika'ya vermeyeceksiniz. Tabii. Türkiye, Rusya, Suriye'nin beraber olması karşı tarafta panik yaratan bir şeydir, olaydır. Nitekim Yunan basını falan müthiş telaşa düştüler. Amerika basını da bu beraberlikten telaşa düştü. Burada böyle ağırdan almak Amerika'ya fırsat vermektir. Ve bugün AK Parti hükümetinde ağırdan aldığını, olayın ciddiyetinin farkında olmadığını, bir yandan da Amerika'dan F-16 bilmem ne falan talep ettiğini. Yani acayip bir şey. Yani komik diyeceğim ama yani Amerika kan banyosundan bahsediyor. Siz onlardan F-16 bilmem ne almak peşinde koşuyorsunuz hala. Ondan sonra hala Atlantik'ten bazı umutlarınız ve beklentileriniz var. Bunlar tabii Türkiye'ye çok pahalıya mal oluyor.
İkincisi, bu görüşmelere AK Parti hükümeti Türkiye'nin menfaatları ve geleceği konusunda berrak siyasetlerle oturacak gibi gözükmüyor. Bakın hem Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarında biraz daha az ama aynı zamanda Cumhurbaşkanımızın da açıklamalarında hep şeyler var. Yani Suriye ile ilgili bazı tereddütler, geçmişten kalan tortular gözüküyor. Ve yani özellikle Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarında Suriye'nin önüne neler konacak? Şu tür endişeler var Vatan Partisi olarak söylüyorum. Bizim endişelerimiz. Hatta bu endişe de demeyin. Bunlar onun ucunu gösteriyorlar. Beşar Esad yönetimine ortaklar dayatmak. Yani siz iktidarı bizim adamlarımızla da paylaşın. Mesela bunun gibi şeyler. Muhaliflerle. Evet. Çünkü siz Ukrayna'daki politikalarınızı düzeltmiyorsanız, işte İran'a karşı politikalarınızı düzeltmiyorsanız, ondan sonra bütün cephede stratejik bir tavır alamıyorsanız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili onun tanınması ile ilgili kararlı bir süreç başlatamıyorsanız, Abbaziye'yi tanımıyorsanız, devlet olarak Abbaziye'yi tanımak, Türkiye'nin Rusya ile olan ve Karadeniz'de olan durumunu kuvvetlendirmek ve Kıbrıs'ta da şimdi Doğu Akdeniz'den gelen şeye tehdide bir kere Kıbrıs Kalesi'ni muhkemleştirerek, sağlamlaştırarak cevap vermek zorundayız. Bunun diplomatik alanda yüklediği sorumluluklar var. Mesela bunlardan biri de işte Abbaziye'yi tanımak, onların da Rusya ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıması vesaire. Bu az önce söylediğiniz konuyla ilgili. Şimdi siz Suriye yönetimiyle doğrudan teması olan, doğrudan Suriye devlet yetkilileriyle evet. görüşebilen tek siyasi lidersiniz şu anda Türkiye'de. Evet. Şimdi yakın zamanda Beşar Esad'a çok yakın, Bağız Partisi'nin de eğitim sorumlusu, önemli bir isim dedi ki biz Türkiye'de Vatan Partisi'ne güveniriz. Onlar krizin başından beri doğru evet. politikaları savundular diye bir açıklama yaptı. Besam Abdullah. Şimdi bir hükümet diyorsunuz ki muhalifleri Beşar Esad yönetimine bir iktidar ortağı olarak dayatabilir. Böyle endişelerimiz var dediniz. Ya ben bunu kaçınılmaz görüyorum. Yani bu şunun için bu çok kötü bir şey. Bugün ama işte AK Parti ile Vatan Partisi'nin farkı buralarda. Şimdi bugün Sayın Çavuşoğlu bu söylediğiniz 3 liderle Dışişleri Bakanlığı'nda bir görüşme yaptı. İşte yani, bitti bakın. Ben bunu ne zamandan beri söylüyorum. Bunlar ama belki de şunu yani şöyle bir ihtimal yok mu? Şimdi bu 3 kişiye artık o dönem kapandı. Yeni sürece uyumlu hale geleceksiniz. Tebliğ yapılmış olamaz mı? Biraz bu var. Ama biraz. Yani çünkü şimdi şu gerçeği tabii saptamak durumundayız. Türkiye, Rusya, Suriye işbirliği yönünde hükümetin attığı adım olumlu bir adım ve onun arkası gelecek. Evet. Ama bu adımı atarken ayağında bir takım prangalar var. Öyle attığı da gözüküyor. Bunun sosyoekonomik çıkar temelleri de var. Mesela iki tane ayağındaki prangadan bahsedeceğim ekonomik planda Türkiye hükümetinin. Birisi PKK dünyada petrol üreten ve petrolü satan belki de tek bir terör örgütü. Başka var mı? Yok. Yani benim bildiğim yok. Petrol kuyusu var. Amerika petrol sayesinde. Kuyuları var. Amerika onun bekçisi ve oradaki petrol getiriliyor. Irak'a aktarılıyor. Suriye'nin petrolü. Suriye'nin petrolü Irak'a götürülüyor. Kuzey Irak'tan oradaki Kürt yönetimi üzerinden İskenderun'a götürülüyor veya Türkiye'ye şu bir borularla getiriliyor ve oradan dünyaya ihraç ediliyor veya Türkiye'de tüketiliyor. Şu anda manşet atıyorsunuz. Tabii. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti hükümeti PKK'nın petrolünün neyi diyelim ona pazarlamacısı durumuna düşüyor. Yani bir daha burası çok önemli. Bir daha söylüyorum. Evet. Türkiye hükümeti PKK'nın petrolünün pazarlamacısı durumuna düşüyor. Nasıl oluyor efendim? Şöyle oluyor. Petrol kuyuları var ya Amerika'nın koruduğu PKK'ya ait. Oradan çıkartılan petroller ne oluyor? Kuzey Irak'a Suriye'den getiriliyor. Kuzey Irak'taki Kürt yönetimi üzerinden İskenderun'a taşınıyor veya borularla naklediliyor. Siz bunun içinde şey yok ki
PKK'nın bayrağı yok ki, o petrol PKK bayrağında akmıyor ki, borunun ucundan petrol akıyor sonuç itibariyle. Ve o Kuzey Irak'tan gelen petrol. Dolayısıyla Türkiye PKK'nın petrol pazarlayıcısı durumuna düşüyor. Türkiye değil miyim? Yani Türkiye'nin de adını şey yapmayalım, kirletmeyelim. Maalesef hükümetimiz. Bir olay bu. Şimdi buradan menfaat sağlayanlar var. Hükümet içerisinden mi? Tabii PKK ile burada bir ortaklık var. Bu petrollerden elde edilen karlar var. Bu bir. İkinci olay, o İdlib falan oralarda, Suriye'nin kuzeybatısında bir takım iş adamları, ondan sonra bir yağma rejimi kurmuşlar. İşte şeyler, ağaçlar, ondan sonra bir takım madenler, ondan sonra savaş falan sonunda orduya çıkmış olan çeşitli araçlar, şunlar bunlar, orada yağmalanıyor. Bir yağma düzeni oluşturulmuş. Ve bu adamların çoğu da AK Partili. Bu yağmayı, yağmadan nemalanan, şey, zenginlik üreten adamlar var. Bunlar da tabii Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olmaz. Çünkü Suriye bölünmüş olduğu için o yağmayı sürdürebiliyorlar. Şimdi bunlar tabii ne oluyor? AK Parti için ayak bağları oluyor. Bunlar belirli bir iş çevreleri mi, yoksa hükümetin izni bilgisi dahilinde yapılan işler mi? Tabii ki hükümetin bilgisi dahilinde. Çünkü Türk askerinin kontrolü altında olan bölgeler o. Biz Vatan Partisi hükümet olsak oradaki ağaçları, bilmem madenleri, diğer bir takım araçları, gelişleri falan yağmalattırır mıyız? Yani böyle bir şeye bir hükümet müsaade eder mi? Ama diyelim ona izin veriyor. Kendi bir takım unsurları böyle bu yollardan, evet, yağma yoluyla zenginleşiyor. Bu petrol konusu efendim sizin elinize yeni, yani yeni tespit ettiğiniz bir durum mu? Yoksa yok, bilinen bir şey mi? Ama bir de bütün dünyanın konuştuğu konu bu. Evet. Bütün dünya konuşmuyor mu bunu? Suriye'nin kuzeyinde bir takım petrol alanları PKK'nın kontrolünde, ama Amerikan askeri de ona bekçilik ediyor. Amerika'nın himayesinde bir takım petrol kuyuları PKK tarafından şey yapılıyor, işletiliyor. Bu yeni bir şey değil ki. Diğeri, peki o petrolü ne yapıyorlar? Petrolü çıkarıp şeye mi döküyor? Toprağa mı döküyorlar? Yani o petrolü veyahut da PKK'nın 3 tane arabası, bilmem nesini falan, benzin deposuna mı döküyorlar? Yani oradan çıkarılan çok önemli büyük şeylerde, miktarlarda petrol var ve onun Irak'ın kuzeyine taşındığını biliyoruz. İskenderun'da diyorsunuz. Irak'ın kuzeyinden de Suriye'den doğrudan doğruya Türkiye'ye getiremiyor. Ama Irak'ın kuzeyinden orada ne oluyor? PKK bayrağı çıkıyor. O da sonra üstüne başka bir örtü örtüyor ve oradan Türkiye'ye sokuyor. Yani PKK petrolü Kuzey Irak üzerinden Türkiye'ye sokuluyor. Üç büyük harekat düzenlemiş ve sınırımızda terör devletini engelleyeceğiz diyen bir hükümet bunu niye yapsın? Hükümet şey içerisinde, tutarsızlıklar içerisinde, bu hükümet nerelerden geliyor? 2010 yılında unutmayalım, bu hükümet Kürt açılımı yaptı. Ondan sonra Kürtleri özellik programını onlar da o tarihlerde benimsedi. Açılım yaptı, PKK ile yol haritaları çizdi. Ondan sonra İmralı'da oturdu beraber Türkiye'ye, hatta anayasa manayasa falan konuştular şeyle birlikte, Abdullah Öcalan'la birlikte falan. Buralardan gelen bir geçmişi var. Bu dediğimiz olaylarda iki asır evvelki, bilmem 100 yıl evvelki olaylar değil ki de 8-10 yıl, 15 yıl önceki hikayeyle. Diyelim 2010'dan sonra 14'e kadar o Kürt açılımı yürüyordu. Ben 2 sene önce Diyarbakır'a gittiğimde, sen genel başkan, Diyarbakır AK Parti yöneticileriyle tanışmak istedim. Birkaç tanesine randevu aldım. İkisiyle Ekrem Demir arkadaşımızla birlikte görüştük ve hayretler içerisinde çıktık görüşmeden. Çünkü AK Parti'nin izlediği teröre karşı kararlı mücadelenin izlerinin hiçbirini görmedik. Kendi partisini, evet, eleştiren, evet, ve Barzani ile daha önce kurulan, 2017 öncesi kurulan ilişkileri, Davutoğlu dönemindeki ilişkilerin hızla tekrar tesis edilmesi gerektiğini anlatan AK Parti yöneticileriyle karşılaştık. Barzani ile ilişkilerin ihya edilmesini anlaşanlar, onlar ehveni şer diyelim. Yani kötünün iyisi, evet, diyelim. Ama bir de doğrudan doğruya HDP ile falan filan, tabii,
ilişkileri olan AK Parti yöneticileri de var o bölgede. Bu hani petrol trafiğine katılabilecek bir sınıfın orada varlığını bilmek açısından. Tabii var. Demin söyledik onları, o menfaatlerle beslenen. Az önce yarım kaldı. Peki bu dayatma, muhalifleri Suriye yönetiminde yer bulma konusundaki dayatma, ya Esad ne yanıt verir? Ya bakın bu var. Özür dilerim efendim. Bugün Sayın Çavuşoğlu'nun size bir katkı olsun. Hı. Belki yorumunuza da yardımcı olur. Bugün şöyle bir şey söylüyor Sayın Çavuşoğlu. Muhalefete rağmen bir normalleşmeye de görüşme olmaz. Bu süreç onların hilafına değil. Bir de şöyle yorum i̇şte yapılıyor bitti Türkiye. Bitti bakın. Ben şimdi mesela bunlar ne demek? Bu benim söylediğimi çok daha sert bir şekilde ifade ediyor. Evet. Yani muhalefete rağmen diyerek ben o muhalefeti koruyorum. Ona yapıştıracağım ve o muhalefetle iktidarı paylaşmalarını götürüp önlerine koyacağım. Suriye yönetimi. Ha biz de Vatan Partisi'ne diyoruz ki o muhalefetler, o muhalifleri falan filan hayat yok. Yani şöyle fiziki manada söylemiyorum. Komşularımıza karşı terör yapan, ondan sonra yıkıcılık yapan hiçbir güce Türkiye'de soluk aldırmayız ve imkan vermeyiz. O muhalefet, bizim o muhalefete yapacağımız tek iyilik onların Suriye topraklarında tekrar yerleşmelerini sağlamak, Suriye devletinin affından ve çıkaracağı af kanunlarından yararlanmalarını sağlamak, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve geleceği içerisinde yer almalarını sağlamak. Suriye af mı çıkardı? Çıkarıyor zaten. 13-14 devamlı çıkartıyor. Devamlı çıkartıyor. O muhalifleri kapsıyor mu? Bu Türkiye'deki Suriyeliler için değil mi? İşte bakın o afı çıkarırken kanunlar geneldir biliyorsunuz. Muhalife çıkarıyorum, bilmem niye çıkarmıyorum diye bir şey yok. Şu tarihten şu tarihe kadar şu suçları işlemiş olan herkese affediyorum diyor. Şimdi muhalifi bilmem ne. Sizin Vatan Partisi'nin, yani sizin önerdiğiniz çözümün ya da hayata geçireceğiz dediğiniz çözüm Suriyelilerin vatanlarına dönüşünü önünü açar mı? Zaten bizim çözümlerden biri bu. Suriyeliler vatanlarına nasıl dönecekler? Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlanacak. Terör örgütleri orada bitirilecek. Ve güvenli bir şekilde Türkiye'deki Suriyeli misafirlerimiz kendi yurtlarına dönecekler. Tabii döndükleri zaman da güvenli bir şekilde diyoruz bakın. Güvenli ne demek? Döndüğü zaman al seni hapishaneye attım olmayacak. Ve olmuyor zaten. Ama biz o güvenli bir şekilde diyerek onu da vurgulamış oluruz. Ama şunu bir daha okur musunuz? Siz sorunuzu sorun. Ben kapattım hemen notumu. Şimdi tekrar şöyle yeni bir durum vardı. Suriyeli muhalifler, liderleri ulusal kanalda da çıkardık, konuşturduk. Aydınlık'ta 3 kez manşet yaptım. 3 tane önemli liderle görüşerek. Samar Hafız gibi ta 2011'den beri muhalif olan ve sonradan da Tarık Sülo Cevizci gibi önemli isimlerle görüştük. Abdurrahman Mustafa'yla da Gaziantep'te görüştük. Bu arada şunu izleyenlerimizin dikkatine sunalım. Bu programı da Suriyeli muhaliflerin çok dikkatli izlediğini şuradan anladık. Çıkış yoluyla ilgili geçen hafta bir açıklama yaptılar. Hı hı. O programda bizim bir toplantıya katıldığımız yönündeki bilgi doğru değil diye Gaziantep'te bir toplantı bilgisini paylaşmıştık. Abdurrahman Mustafa katılmadığını o toplantıya açıklama yaptı. O açıklamada da aydınlık yöneticileri beni kastediyor. Bir geldi benimle görüştüler fakat yayınlamadılar o metni. Biz de Türkiye'nin çıkarlarını esas aldığımız için böyle gazetecilik gibi bir heves içerisinde hemen bu sürece zarar verecek bir hamle yapmak istemediğimiz için yayınlamamıştık. Evet, doğru yapmış. Buradan da söyleyelim. O metni yayınlayacağız Aydınlık gazetesinde. Sayın Abdurrahman Mustafa'ya da bilgisini vermiş olalım. Şimdi bunu neden hatırlattım yeni durumu? Siz savaş ağalarını işaret ettiniz. Ve PKK'nın oradaki varlığına, Suriye'nin zenginlikleri yağmalamasını işaret ettiniz. Bu söylediğim 3 önemli muhalif lider de bizimle görüşmelerinde onlar da savaş ağalarına işaret etti. Ve onlar da biz Suriye'nin muhalifiyiz ve Suriye'nin muhalifi ülkesinin bölünmesini ister mi? Sonuçta biz de Suriye'yi yönetmek istiyoruz ve bölünmüş bir Suriye'yi yönetmek istemeyiz diyerek açıklama yapıyorlar. O olumlu bir şey. Evet, yani burada bu Suriyeli muhalifleri önümüzdeki süreçte Suriye'nin siyasi hayatının bir parçası haline getirme yolu yok mu? O var ama bu bizim hükümet maalesef o siyaseti benimsemiyor şimdi. Muhalefete rağmen bir normalleşme ya da görüşme olmaz. Bu süreç onların hilafına değil. Bir de şöyle bir yorum yapılıyor. O zaman masaya Türkiye, Suriye, Irak dışında bir de Suriye'nin muhaliflerini oturtmuş oluyor. Muhalefete rağmen dediği zaman kendi cebinde koltuğunun altında muhalefeti de o masaya götürmüş oluyor.
Şimdi başka bir şey daha söyleyeceğim. Bitti mi bu? Ben devam edeyim isterseniz. Edin ondan sonra söyleyeceğim. Türkiye rejimle uzlaşacak. Dolayısıyla herkesi zorla Esad'a teslim edecek yorumları yapılıyor. Öyle bir şey yok. Geri dönüşler olur ama güvenli ve onurlu bir şekilde olması lazım. Yani burada bulanık ama muhalefete rağmen burada bir takım çapaklar olduğu, tortular, çamurlar olduğu gözüküyor temizlenmesi gereken. Fakat şimdi başka bir şey daha söyleyeceğim. Cenevre süreci. Yani şimdi aslında Suriye'ye anayasa yapmaya kalkanlar var değil mi? Amerika merkezli Cenevre süreci. Ya sen Suriye'ye anayasa yapamazsın. Astana süreci de Vatan Partisi'ne göre Suriye'ye anayasa yapamaz. Yani bir kere Cenevre hiç yapamaz. O düşmanın yaptığı anayasadır. Dostlar da Suriye'ye anayasa yapamaz. Rusya bir açıklama yapmıştı. Ne diyor? Rusya Federasyonu bile tartışabiliriz diye. 3,5-4 sene önce böyle bir açıklama Rusya'da var yani. Öyle şeyler. Ondan sonra Türkiye'de de var, Rusya'da da var. Vatan Partisi'nde yok. Vatan Partisi'nin tutumu şu. Suriye'nin anayasasını Suriye Devleti yapar. Tabii milletiyle birlikte yapar. Ona da biz karışmayız. Suriye Devleti yapar. Siz bir ülkenin anayasasını dışarıdan yapamazsınız. O anayasa falan filan olmaz. O emperyalist bir müdahaledir onun adı. Şimdi şu da gözüküyor. Muhalifleri koltuğun altına alan Türkiye, muhalifleri de içine katacağı bir anayasal yapıyı da Suriye'ye dayatma hevesi içinde. O da ne? Cenevre süreci. Veyahut da diyelim Cenevre olmasa bile biz gelin sizin anayasanızı Rusya, Türkiye, ondan sonra İran falan beraber yapalım. Hadi sizi de katalım. Bakın Suriye, Türkiye, Rusya, İran da Suriye'ye birlikte anayasa yapamaz. Suriye tek başına yapar. Anayasa masasına başka ülkeler oturamaz. Oturduğu zaman o anayasa falan olmaz. Biz kendi ülkemize, Türkiye'nin anayasasını dostlarımız yapsın. Mesela diyelim Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan otursun Türkiye ki hani bunlar Türk Cumhuriyetleri, bize en yakın olması gereken ülkeleri söylüyorum. Bunu kabul eder miyiz? Ya İstiklal Savaşı yapmışız. Arkamızda kim vardı? Sovyet Rusya vardı. Afganistan vardı. Sovyet Rusya ile Afganistan Türkiye'nin anayasasını yapıp Ankara'nın önüne koyacak. Bunu kabul eder miyiz? Hani bu tehlikeler gözüküyor. Muhalifler rağmen olmaz diyen Dışişleri Bakanı aynı zamanda bir anayasa önermiş oluyor. Çünkü sonuç itibariyle muhalifleri siyasal süreçlere neyle katarsınız? O ülkenin devlet teşkilatının örgütlenmesiyle katarsınız. Onun adı da anayasadır. Dolayısıyla ben mesela işte bu Türkiye ile Suriye ve Rusya işbirliği yapacaklar dendiği zaman tabii bunu hepimiz heyecanla karşıladık. Çok önemli bir olay ve gene aynı tavır içindeyiz. Ama bu sürecin içindeki çeşitli batakları, sorunları da görmek zorundayız. Mesela aklıma ilk gelen bunlar oldu. Bir, Türkiye muhalifleri iktidar süreçlerine katmak isteyecek. Türkiye derken, Türkiye'nin menfaatlerini savunan Türkiye değil de AK Parti hükümeti. Yani hala Türkiye'nin menfaatleri konusunda bocalamalar içinde olan AK Parti hükümeti. Ve muhalifleri iktidar yapılarının içine sokmaya çalışan Türkiye, aynı zamanda Cenevre sürecini de bir anlamda dayatmaya çalışacak.